Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar, an itibariyle 26.959 seviyesinde geziyoruz. Ve dünden beridir bu mevcut kanalımızın alt çizgisinin üstünde hareketler devam ediyor. Ve ben şöyle bir destek çizdim arkadaşlar. Şuralardan aldım bunu, gördüğünüz gibi. Önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Ve kanalımızın da alt çizgisini kırmış olur orayı kırarsak. Doğru mu? Yani şu hareketi gördüğümüz an şöyle tablo negatife döner arkadaşlar. O zaman şöyle bir hareket bekleyebiliriz. Yani ne diyor destek olarak? 26.730 seviyesini işaret ediyor. Yani 26.730 altında 4 saat kapanış gelmedikçe senaryomuz şu şekilde olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Yani hedefler nere olur? Oraya geleyim. Öncelikle günlük Bollinger üst bandımız var. Hala test edilmedi. Orası 27.440 seviyesinde. Orasını ilk hedef olarak vereceğiz kendimize. 27.440. Daha sonra da arkadaşlar 27.700 bölgesini takip edeceğiz. Potansiyel olaraksa 27.800'ü takip edeceğiz. Destek noktamız 26.730. Altında 4 saat kapatmayacağız. Yani kanal grafiğimizde durum bu. Bir de 3 günlük grafiğe baktığımızda en üst ortalamanın bulunduğu yer 27.800 seviyesinde. Yani az önce verdiğim potansiyel hedeften örtüşmektedir arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Videoyu çok uzatmayacağım. Hızlıca değinmem gereken yerlere. Çünkü dünden beri fazla bir hareket gelmedi arkadaşlar. Şöyle aylık kapanışa bir bakalım. Arkadaşlar, aylıkta şöyle bir ana kanalımız var biliyorsunuz. Ve biz bu kanalı kırmıştık ne zaman? Ocak 2023 yılında. Doğru mu? Şöyle hatta Ocak'tan da önce olmuştu. Ekim 2022. Ondan sonra kanala bir retest beklediğimi ifade etmiştim o dönemlerde. Ve şu an biz o retesti yaşadık gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Ve bu esnada ne oldu? Aylık kapanışa 14 saat var arkadaşlar. Hani büyük resimde şu an olumlu değiliz. Bunu daha önce de söyledim. Yani alçalan dibimiz var. Kanalımıza retest geldi. Doğru muyum? Ve stokastik şu an sat sinyali verdi arkadaşlar. Eğer bir gün sıra dışı bir yükseliş gelmezse o zaman stokastik arasay burada sat sinyali vermiş olacak aylıkta. Bunu da ayrıyeten takip edeceğiz arkadaşlar. Bakalım aylık kapanış nasıl gelecek? Diğer taraftan hareketli ortalamaları açtığımızda arkadaşlar şöyle göstereyim. EMA 21'e bir retest gelebilir. Doğru muyum? Sarı ortalamaya. Onun bulunduğu seviyede 27.870 seviyesini işaret ediyor. Yani durumlar bu. Kısa vade olumluyuz. Doğru muyum? Yani bugün güzel hareketler gelebilir. Örnek vereyim. Yarın da gelebilir. Ondan sonra ama büyük resimde hala tablo negatif arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.